Merhaba, süper yaşamın süper formülleri bu programda. Dop dolu içeriğiyle tam zamanı başlıyor. İşte öne çıkanlar. Süper besinlerden bahsediyorsun. Bunları tüketirsek daha sağlıklı ve daha uzun mu yaşayacağız? Hücrelerimizi yenilemeliyiz, kanın akışkanlığını arttırmalıyız gibi bazı küçük tiyolar yaparsak süper bir yaşamın da kapılarını açarız diyebiliriz. Bu hafta amarantlı mercimek çorbası yapacağız. Amarant çok yüksek biyolojik değeri iyi olan proteine sahip. Vücuttaki mineral vitamin eksikliğini ortadan kaldırabilen özel bir tahıl. Ananas, ıspanak, bir sürü malzemelerimiz var. Ne işe yarıyor bu içecek? Kan dolaşımınız yavaşsa onu hızlandıracağız. Vücudun sirkülasyonunu arttıracağız. Beden rahatladığında, nefes derinleştiğinde ve akıl sakinleştiğinde duygusal bedenimiz bir uyum içine giriyor. Selahattin, bize şalgam suyunun faydalarından bahseder misin? İçinde fermantasyona bağlı olarak laktik asit var. Laktik asit bizim kolonun, bağırsağın sağlığı için önemli. Günümüz süper besinler dönemi. Çünkü süper besinler vücudumuzda hücrelerimizi yeniliyor, organlarımızın daha iyi çalışmasını sağlıyor, hasarlanmasını engelliyor ve böylece uzun yaşamın, sağlıklı yaşamın ve dinç yaşamın da kapılarını sonsuza kadar açmış oluyoruz. Peki Selahattin'cim, bu süper besinlerden bahsediyorsun. Bunları tüketirsek daha sağlıklı ve daha uzun mu yaşayacağız? Aslında bizim biliyorsun Okinawalılardan, Kafkaslardan, ülkemizde uzun yaşayan Nazirlilerden çok büyük bir farkımız yok. Ne yapıyorlar onlar? Ya kemik kefir çok tüketiyor, ya sıklıkla yoğurt tüketenler var, fazla sebze yiyenler var, daha az kalori alanlar var, daha balık ağırlıklı beslenenler var. O yüzden dediğin çok doğru Demet. Süper besinlerden çok aslında şimdi süper besinlerden oluşan süper besin gruplarından bahsediyoruz. Ne yapmalıyız peki? Bir, bağışıklık sistemimizi güçlü tutarsak hastalıklara karşı korunmuş oluruz ve böylece kaliteli yaşam için bir anahtar. İkincisi, stres çok hep bahsediyoruz. Stres bizim için önemli bir faktör. Stresi azaltacak beslenme önerileri ya da süper besinlerden yararlanmalıyız. Üçüncüsü, hücrelerimizi yenilemeliyiz. Kanın akışkanlığını arttırmalıyız gibi bazı küçük tiyolar yaparsak süper bir yaşamın da kapılarını açarız diyebiliriz. Selahattin, hemen bu süper besinlere geçersek bize bir gruplandırabilir misin? İlk olarak nelerden bahsetmek istersin? Şimdi ben izleyicilerimiz için pratik olarak en iyi, en kaliteli süper besinlerden birkaç formül geliştirdim. Birincisi, bağışıklık sistemimizi arttırmak istiyorsak sebzelerden yararlanmalıyız. Bu sebzelerde domates, pancar, kuru soğan, lahana ve taze zerdeçal, bir de limon, müthiş bir bağışıklık sistemini arttırıcı süper besin grubu. Bunları ne yapabiliriz? Çorba olarak kullanabiliriz. Biraz lahana, biraz pancar, biraz kuru soğan, biraz taze zerdeçal ve biraz zeytinyağıyla bunu güzel az suda iyice pişirelim. Daha sonra bir mutfak robotundan geçirelim ve sonra da bol limon sıkarak tüketirsek bağışıklık sistemimiz güçlü olur. Tabii ki bağışıklık sistemini sadece sebzelerle güçlendirmeyiz. Etimizi de, balığımızı da yiyeceğiz. Yoğurdumuzu, sütümüzü de içeceğiz ama bazı mevsim sebzeleri bol antioksidan içeriyorlar. Ve bu uzun yaşayan, kaliteli yaşayan, süper yaşayan kişilerin kanlarına baktığımızda antioksidan düzeyleri çok yüksek bulunuyor. O yüzden bu sebzeler benim sizlere önereceğim, mutfağımızdan da çıkarmamamız gereken özel sebzeler diyebilirim. Peki bize böyle özel bir salata tarifi verebilir misin? İçinde bu süper besinlerin olduğu. Şimdi tabii çok alışık olmadığımız bazı sebzeler var. Ben bunları aslında su oranları çok yüksek, kalorileri çok düşük diyorum ve istediğimiz kadar yiyebiliyoruz. Hep şöyle bir kural vardır ya, serbestlerin tatları çok kötü olur. İstediğin kadar ye dediklerinin lezzeti az olur. Aslında bunların kesif tatları var. Bunlar kanın akışkanlığını artırıyorlar. Kalbe giden damarları rahatlatıyorlar ve böylece vücudumuza oksijen daha kolay pompalanıyor. Ve kendimizi daha dinç hissedeceğiz. Nedir bunlar? Kök rezene, hindiba, turp ve zeytinyağı. Kök rezene ve hindiba ince ince doğrayalım.
Daha sonra üzerine bir turp rendeleyin ve biraz da zeytinyağı koyduğunuzda müthiş bir kan akışkanlığını artıran salata tarifi elde etmiş oluruz. Kuru yemişlerden de hep bahsediyoruz seninle. Bu kadar sağlıklı olan bu kuru yemişlerin de bu süper besinlere girmesi mümkün mü? Mümkün, çünkü bu yiyecekler, özellikle kuru yemişlerin hepsi hücre yenileyici özellikleri var. Kalbi koruyucu özellikleri var. Kansere karşı koruyucu özellikleri var. Fakat hücre yenileyici etkilerinden dolayı yine bir süper besin grubu size söyleyebilirim. Elma, havuç, ceviz, bal, pekmez ve fındık. Bunlardan da çok güzel bir hücre yenileyici elma topları hazırlayabiliriz. Taze, çok kolay, mis gibi, lezzetli bir şekilde yiyebileceğimiz, hiçbir pişirme olmadan elmayı ve havucu rendeleyin lütfen. İçine biraz ceviz koyun. Daha sonra bal ve pekmezle tatlandırarak karışım haline getirin ve onları yuvarlak halinde elma topları haline getirin. Daha sonra bir yerde fındıkları kırın. Elma toplarını içine attığınız zaman çok lezzetli, raw food dediğimiz çiğ ve hücreyi yenileyen güzel bir elma topları elde edersiniz. Bence çok da lezzetli olacak gibi geliyor. Hemen deneyeceğim ben de bunları. Baharatlardan da hep bahsediyoruz. Baharatların da bu uzun ve sağlıklı yaşamanın ne gibi etkileri var? Şimdi stresi azaltmak zaten kaliteli yaşam için en önemli noktalardan bir tanesi. Gerçekten stresi azalttığınızda kronik hastalıklara geçişinizi azaltıyor. O yüzden bir baharat grubundan çok güzel stresi azaltıcı bir çay tarifi verebilirim. Bunlar biberiye, ada çayı, kekik, karanfil ve karabiber. Bunlardan çok az miktarlarda sıcak çay potunu alın, koyun, demleyin 3 ile 5 dakika arasında, süzün ve içtiğiniz zaman stresinizin ne kadar hızlı bir şekilde azaldığını göreceksiniz. Gün içinde tempolu çalışanlar, gerçekten iş yetiştirme kaygısında olanlar ve hayatta biraz gergin olanlar için müthiş bir çay diyebilirim. Peki Selahattin'cim, yeşilliklerle ilgili ne söylemek istersin? Evet, yine kronik hastalıklardan korunmak ve kaliteli yaşam için bir de karaciğerimizi de korumamız lazım. Karaciğerimizi koruduğumuzda vücudun yükünü azaltmış olursunuz. Karaciğerin çalışmasını arttırdığınızda siz de yenilenirsiniz. Karaciğeri yenilemek için roka, semizotu ve dereotu. Bu üçünü iyice güzelce yıkayın, ince ince dilimleyin ve üzerine bir yemek kaşığı yağ koyarak ya da bunları katı meyve sıkacağından sıkıp küçük böyle fincanlara şat dediğimiz sebze suyu olarak da koyabilirsiniz. Haftada 2 ya da 3 kere tüketmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Bu hafta amarantlı mercimek çorbası yapacağız. Selahattin, öncelikle şu amarantı biraz konuşalım mı? Evet, amarant belki de ilk defa duyduğumuz bir kelime. Amarant aslında Güney Amerika'da ülkemize ve bütün dünyaya yayılmış olan bir tohum diyelim, bir tahıl. Tahılların yerine kullanılıyorlar. Mercimek çorbası bizim geleneksel güzel bir çorbamız, lezzetli bir çorbamız. Ben ona birazcık farklı bir tat katacağım ama amarantı niçin kullandığımızı size birazdan ifade edeceğiz. Kübra Şef'im amarantlı mercimek. Tabii çorbamızın içinde bulunan malzemeler kırmızı soğan 1 adet, havuç var, domates, kırmızı mercimek, yarım tatlı patates, amarant, taze zerdeçal ve zeytinyağı. Demet, amarantın bir kere ülkemizde tanınmasını ben istiyorum. Amarant çok yüksek biyolojik değeri iyi olan proteine sahip. Amarantın en önemli özelliği sebzelerde ve tahıllarda lizin dediğimiz bir amino asit eksiktir. Fakat amarantta bu çok fazla var. Lizin amino asidi, siz herhangi bir kalsiyumlu, demirli, magnezyumlu bir besin yediğinizde onun vücutta biyo yararlılığını arttırır. Yani vücuttaki mineral, vitamin eksikliğini ortadan kaldırabilen özel bir tahıl. İkincisi, tabii amarantı çorbalara kullanabilirsiniz, salatalara haşlayıp koyabilirsiniz. Haşlayınca böyle irmik nasıl haşlanınca yapışık yapış olur, onun gibi oluyor. Fakat daha güzeli, eğer ısınmış, kızdırılmış bir tavada, yağsız bir tavada ısıtıp da üzerine ekleyip ateşin üzerinde biraz gezdirirseniz patlamış halini görürsünüz. O da çok lezzetli bir atıştırmalık oluyor.
Tabii amarantın diğer bir özelliği daha var. Kanserden koruyucu ve vücudumuzda tansiyonu düşürücü, çok güzel kolesterolü dengeleyici, kan şekerini dengeleyici özelliği var. Gluten içermiyor. Glutene karşı hassasiyeti olanlar için de mükemmel bir tahıl ya da tohum diyebiliriz. Tatlı patates kullandık. Normal patatesden muhakkak başka bir özelliği vardır sen kullandığına göre. Normal patateste tabii ki beta karoten dediğimiz A vitamini öncü maddesi var. Fakat tatlı pateteste bu çok yüksek. Bir de ben tatlı patatesi çorbalara lezzet veriyor, kıvam verdiği için tercih ediyorum. Tatlı patatesi pazarlardan rahatlıkla alabiliriz. Kalorisi de 100 gramı yani iki tanesi yaklaşık 80 kalori gibi. Bizim bu çorbamızın bir kasesinde yaklaşık 70 ile 80 kalori arasında kalori var. Piştikten sonra, mutfak robotundan geçirdikten sonra her gün bir kaseyi gönül rahatlıkla tüketebileceğinizi söyleyebilirim. Lezzetli çorbamız hazırlanıyor. Afiyet olsun. Bu hafta size ananaslı ıspanak içeceği hazırladık. Selahattin, ananas, ıspanak bir sürü malzemelerimiz var. Ne işe yarıyor bu içecek? Evet, tatlı, birazcık hiç nötr tatları olan, biraz da kesif bir tadı olan sebzeleri ve meyveleri bir araya koyduğumuzda bir kere eğer kan dolaşımınız yavaşsa onu hızlandıracağız. Vücudun sirkülasyonunu arttıracağız. Ayrıyeten ödemin tamamen çözülmesine yardımcı olacak. İçeceğimiz günde bir bardak tüketildiğinde etkili. İstersen hemen başlayayım. Bütün malzemeleri katı meyve sıkacağına koyacağız. Ananas yüksek oranda ödem atıcı değil mi? İçinde bromelain denilen bir enzim var. Bu bromelain enzimi vücudumuzdaki ödemin ya da fazla su tutumunun engellenmesine yardımcı oluyor. Evet, içeceğimiz hazır Demet. Yine limonumuzu sonradan ekliyoruz. Evet, limonu isterse katı meyve sıkacağını koyabiliriz ama çok acı yapıyor. Hı hı. Ama taze taze sıkmak çok daha sağlıklı ve zevkli. Rengi yine harika. Pancar girdiği zaman bu suların içine çok güzel bir renk elde ediyoruz. Evet, limonu da sıktık. Ve zevkle içebilirsiniz. İçeceğimiz hazır. Bu hafta benim de 11 yıldır yaptığım yogayı yapacağız sizle. Sevgili Neslihan İskit bizle beraber. Neslihan Hoca, bize yine kısaca yogadan bahseder misin? Memnuniyetle. Şimdi yoga bize ait olan üçlüyü, aklımızı, ruhumuzu ve bedenimizi birleştiriyor. Dolayısıyla da bir uyum içine giriyoruz. Çünkü normalde insanlar sanki bedenleri burada ama akılları başka bir yerde, işte veya bir problemde ya da ruhları da belki yazın gittikleri harika bir yerde. Ama bu üçünün birbirinden ayrı olması gerçekten içte bir çatışmaya, bir uyumsuzluğa neden oluyor. Bunun üçü, beden rahatladığında, nefes derinleştiğinde ve akıl sakinleştiğinde duygusal bedenimiz bir uyum içine giriyor. Bu da bize bir mutluluk bedenimiz olduğunu hatırlatıyor. Aslında bir saatlik bir yoga dersi bütün hayatımıza, bütün günümüze yayılıyor.
yansıyor. Evet, bunu birazcık da bilerek yogayı yapmak lazım. Kesinlikle. Başlayalım mı yavaş yavaş? Tabii, memnuniyetle. Yere otur lütfen ve bağdaş. Omurgayı dikleştirelim. Nefes alırken hafifçe karın kaslarımız dışarı doğru açılsın. Nefes verirken göbek deliğimiz çok yavaşça içeri girsin. Derse başlarken mutlaka bir süre nefes alıp vermeye odaklanıyoruz ki günlük yaşamdan kendimizi bir miktarda olsa soyutlayabilelim diye. Ağır ağır göz kapaklarımızı açalım. Ve lütfen ellerimizi ileriye uzatalım. Parmakları birbirine geçirin ve dışarıya çevirin avucun içini. Nefes alırken kolları kaldırıyoruz, harika. Nefes verirken orta hat. Bir kez daha nefes alalım ve orada kalalım lütfen. Parmakları çözün. Nefes verirken yavaşça aşağı doğru indik. Peki. Bu kez de ellerimizi dua mudrasında birleştirelim ve dirsekleri de birleştirelim. Tam olarak bravo. Ve şimdi nefes alırken iki yana açılıyoruz. Bravo. Ve nefes verirken iniyoruz. Ve yavaşça elleri önde yere koyun. Evet, dizleri hafifçe geriye ve bedenimiz yere paralel. Nefes alırken başı kaldırın, evet bel aşağı. Nefes verirken karnı çekin, sırt yukarı. Son anda geriye gelelim. Tekrar nefes alırken açılıyoruz. Nefes verirken yavaşça ve geriye geldik. Ve lütfen elleri başın iki yanına çekin. Basın kendinizi yukarıya kaldırın. Dizleri yan yana getirelim. Nefes alırken dizlerin üstünde yükselin ve sağ ayağınızı öne atın. Çok güzel. Nefes alırken öne doğru esnetin bedeni, açılın. Bravo. Nefes verirken geriye. Kalçayı sağ tarafa düşürün. Sağ kolu nefes alırken yukarı, nefes verirken süper bir duruş, harika. Kalın, bekleyin. Bekledikçe sağ koltuk altı, göğüs kafesinin sağ tarafı, belimizin sağ tarafı açıldığını hissedin. Beden farkındalığımızı çok arttırır. O nedenle bir süre düzenli yoga yaptıktan sonra bedenimizde ne gibi gelişmeler var ya da bedenimiz bize ne tür sinyaller veriyor, bunu çok daha iyi anlayabiliriz. Neler hissediyorsun? Gerçekten insanların bu hayatta, bu stresli ve karmaşık hayatta esnemeleri gerekiyor. Bu kısacık bir sürede bile beni yoga her zaman mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Namaste. Selahattin, bize şalgam suyunun faydalarından bahseder misin? Şalgam suyu kara avucun, tuzun, ekşi mayanın ve bulgurun mayalanmasıyla hazırlanan aslında süper bir içecek. Çünkü içinde fermantasyona bağlı olarak laktik asit var. Laktik asit bizim kolonun, bağırsağın sağlığı için önemli. Ve burada kolon kanserinden önleyip vücudun iç temizliğini sağlıyor. İkincisi antosiyanidin denilen antioksidanı içeriyor ki kalp için çok sağlıklı. Üçüncüsü A vitamini, C vitamini, demir gibi vitamin mineral deposu. Son olarak ise çok düşük kalori. Yaklaşık bir su bardağı 15 kalori. O yüzden zayıflama diyetlerinde de doya doya içebileceğimiz sağlık iksiri diyebilirim.